Mutlu akşamlar. Türkiye'nin en çok izlenen yerel kanalı TV52 ve TV52 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 29 Kasım 2019 günlerden Cuma, haftanın son iş günüydü ve biz yine gündemin öne çıkan başlıkları sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Bu akşam da dolu bir bültenimiz var. Tabii bültenimize geçmeden önce her akşam olduğu gibi tabelamızı vereceğiz. Ama vermeden önce ben kısa bir giriş yapmak istiyorum tabelayla ilgili. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz atalarımızın çok güzel bir deyimi vardır. Kaş yaparken göz çıkartmak. Aslında amacımız nedir kaş yaparken? İyi iş çıkartmak, iyi resim çıkartmaktır ortaya. Ama bunu yaparken bazen işin dozajını kaçırırız ve gözümüze zarar verebiliriz. Çok manidar bir şeydir. Çok manidar bir sözdür. Dikkatli olun manasında bir sözdür. Yaptığınız her işte, her attığınız adımda dikkatli olun ki boşa basmayasınız. Dikkatli olun ki hata yapmayasınız. Dikkatli olun ki bir öncekinden daha iyi iş çıkartasınız. Nereye varmaya çalışıyoruz? Son zamanlarda biliyorsunuz bu ekranlardan biraz fazlaca ses çıkartıyoruz. Oysa ses çıkartmamızın bir tek sebebi var. İlimize daha fazla fayda sağlayabilmek. Daha yararlı işlere imza atılmasını sağlayabilmek. Tek derdimiz, tek gayemiz bu. Aslında buna sebep olan işler de neler? Daha iyi bir kadro kurmaya çalışılırken yönetsel anlamda maalesef daha kötü bir kadronun ortaya çıkması. O yüzden diyoruz ki bu akşam tabelada ayaklar baş olursa. Aykut versin görselimizi. Biraz çirkin de bir görsel seçtik. Belki rahatsız edecek sizi. Onun için şimdiden özür dileyelim. Ama çok net bir anlatım var. Resimde çok net bir anlatım var. Herhalde anlatmak istediğimiz her şeyi sadece resme bakarak anlayabilirsiniz. Daha önce siyasi kadroları bırakın. Hani görev yapmayı bırakın. İçinde olamayan, hatta onların yanında staj yapacak pozisyonda bile vakit geçiremeyen insanlar şu anda şehirde yöneticiler. Hem de iyi derecede yöneticiler. Ve bunun zafiyeti maalesef her yerde görünüyor. Her ortamda karşımıza çıkıyor. Haberlerde göreceksiniz biraz sonra. Ne demek istediğimizi birkaç gündür aslında anlatmaya çalışıyoruz. Her ortamda, her icraatta karşımıza çıkan olumsuzluklarla bunu görmek çok mümkün. Seçtiğimiz görselde de bunu anlatmaya, izah etmeye çalıştık. Diyoruz ki hani bu işin bir sahibi olmalı, bu şehrin bir sahibi olmalı, bu şehrin bir hizmetkarı olmalı. Her zaman söylendiği gibi bu şehirde sorumlu kimse o bilinmeli ve onun önüne de kimse geçmemeli. Belki yanında, belki arkasında yürünebilir ama önünde kimse yürümemeli. Önünde yürüyen insanlar onun yolu görememesini sağlar. Tribünler oynamak güzel bir şey ama herkes haddini bilsin kardeşim. Yerli yerinde oynayın tribünlere. Zamanınız var, acele etmeyin, birdenbire atlamayın. Harcanırsınız. Önünüzde adam var, henüz ölmedi. Görevinde, işinin başında ve emin olun 4-5 yıl daha işinin başında olur. O yüzden heveslenmeyin. Bir geride durun. Bir haddinizi bilin, bir yerinizi bilin. İşinizi yapmaya çalışın. Olmayan makamlara sahip oldunuz. Yani hiç kadrosu olmayan makamlarda oturuyorsunuz. Üstelik makam araçlarınız dahi var. Ama o kadarıyla yetinmesini bilin. Kimin neyi olursanız olun, bence haddinizi bilin diyelim. Gerisini de sizin yorumlarınıza bırakalım. Ayaklar baş olursa ya destek ve yorum bekliyoruz diyelim. Bir gündem özet turu yapalım sevgili izleyenler. Sonra tekrar kaldığımız yerden bültenimize devam edeceğiz. Türkiye'nin bir diğer önemli gündemi olduğu İstanbul'da yapılacak su zammı. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu referandum dedi. 2020 yılı için öngörülen su zammının AK Parti grubunun oyları ile reddedildiğini hatırlatarak durumu ucuz kahramanlık olarak yorumladı. İmamoğlu AK Parti grubuna vatandaşın aklıyla alay etmeyin. Bu zammın yapılmasını istemediniz mi? Hadi o zaman ben de sizi davet ediyorum. AK Parti milletvekillerinize seslenin. Bu millet adına bütün zamları geri alsınlar. Millet de rahatlasın, İSKİ de rahatlasın çağrısı yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalanması nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i bakanlığa çağırdı. Türkiye'deki intiharlar sonrasında hükümetin gündeme getirdiği düzenlemeyle siyanürün halka satışı yasaklandı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre madde sadece endüstriyel veya profesyonel amaçla temin edilebilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli son dönemlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Bülent Arınç'a
kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor. Pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak sözleriyle yüklendi. Bu açıklamalar da günün en çok konuşulanları arasındaydı. Evet, formatımızda da bir değişiklik yaptık sevgili izleyenler. Dikkatinizi çekmiştir. Daha önce gündem özeti bir özetlemeye çalışıyorduk. Aslında çift özet yapıyorduk. Çift baskı oluyor idi. Arkadaşlarımız bizi bu noktada uyardılar. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden bu anlamda bir düzeltme yaptık. Umarım seyir zevki daha iyi olmuştur diyelim ve devam edelim Cumhurbaşkanı'yla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi temel atma töreninde konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Özellikle Fransa'ya selam gönderdi. Macron'a selam gönderdi. Biliyorsunuz Macron kendi aslında isteklerini Türkiye üzerinden görmeye çalışan bir isim. Avrupa Birliği ordusunu kurmaya çalışıyorlar. Daha önce biliyorsunuz böyle bir çıkışlar olmuştu. Hatta Türkiye'ye gelmişlerdi. 4 lider hatırlarsanız buluşmuşlardı Türkiye'de. Ondan sonra Fransa karışmış. Sarı yelekliler üst üste gösteriler yapmış ve çok sayıda ölen vatandaş olmuştu. Tabii maddi hasarın boyutu belli değil. Ne kadar boyutu olduğu belli değil. Merkel de bu anlamda biliyorsunuz bir düşme tehlikesi geçirmişti. Şimdi artık doğrudan hamle yapamadıkları için Türkiye üzerinden hamle yapmaya çalışıyor. Macron, Erdoğan'ın da cevabı net oldu. Macron demişti ki hani biliyorsunuz NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir demişti. Erdoğan da çok net ve sert cevap verdi. Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir dedi. Biz Türkiye'yi 230 milyar dolar milli gelirden 36 milyar dolar ihracattan eğitimiyle, sağlığıyla, ulaştırmasıyla, enerjisiyle, ticaretiyle adeta tel tel dökülen bir yerden almıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi temel atma törenine katıldı. Gündeme dair değerlendirmeler yaptı. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert çıkan Erdoğan, "Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir." dedi. 3, 4, 5 Aralık İngiltere'de, Londra'da NATO Liderler Zirvesi'ni yapacağız. Daha oraya gitmeden işte birileri bir şeyler konuşmaya başladı. Hiç risk almayan, hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler, Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı, son açıklamaları bu hastalıklı, bu sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Artık kendisine güvenen, tuzakları bozan bir Türkiye var diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geldiğimiz bu seviye bizden sonraki nesiller için yeni başlangıç noktası olacaktır ifadeleriyle tüm dünyaya mesaj yolladı. Her ne kadar içeriden birileri sürekli kriz tellallığı yapsa, dışarıdan birileri de ülkemizin tökezlemesini beklese de hamdolsun hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Bu süreçte artık tehdit kriterlerimiz de değişti. Geçmişte ülkemiz için çok büyük kriz, sıkıntı, sorun kaynağı olan nice mesele artık rutin gündemin bir parçası olmanın ötesine geçemiyor. Yaşadığımız her tecrübe ülkemizin önündeki bir engeli daha aşacak formüller geliştirip hayata geçirmemize vesile oluyor. Sevgili izleyenler, dün belirtmiştik Tokat günleri başladı. 28 Kasım itibariyle başladı ve 1 Aralık'a kadar devam edecek. Dün de çok yoğun bir açılış yapıldı. 4 gün boyunca da yoğun olacağı benzer Tokat günleri. TV52'de pazar gününe kadar her gün bu etkinliği canlı yayınlayacak Yeni Kapı'dan. İstanbul Yeni Kapı'da düzenlenen Tokat günleri 28 Kasım Perşembe günü başladı.
İstanbul'daki sivil toplum kuruluşları ve Tokat Valiliği, Tokat ve ilçe belediyeleri, ticaret ve esnaf odaları işbirliğinde organize edilen Tokat Tanıtım Günleri, Tokat'ın tüm renklerini Yeni Kapı'da buluşturdu. Açılış programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat Valisi, Tokatlı milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, sanatçılar, iş adamları ve binlerce Tokatlı'yla İstanbullular katıldı. Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi ve tek tek standlar ziyaret edildi. Tokat Tanıtım Günleri 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek ve TV'deki ekranlarından da canlı olarak gün boyu yayınlanacak. Evet, dün akşam açılışı yaptı dedik Tokat Günleri. Çok önemli de misafirleri vardı. Onlardan bir tanesi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Ve biz de akşam Süleyman Soylu'nun konuşmasını, açılıştaki konuşmasını canlı vermiştik. Herhalde izlemişsinizdir. Hatta o yüzden de haber bültenimiz biraz gecikmişti. Tekraren özür dileyelim. Süleyman Soylu TV52 standına konuk oldu ve ordulara selam gönderdi. Evet sevgili izleyicilerimiz, Tokat'ın buluşma gününde Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da bizlerle birlikte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TV52'ye özel açıklamalar yaptı. Ordulara selam yolladı. Katıldığı İstanbul Tokat Günleri Fuarı'nda TV52 program yapımcısı Ümit Atabay'ın misafiri olan Bakan Soylu birlik ve beraberlik mesajı verdi. Anadolu insanının birlikteliğinin bu ülkenin en önemli gücü olduğunu vurguladı. Ordulu hemşehrilerimize de buradan selamlarımı, hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve Tokat'ıyla, ordusuyla ülkemizin her noktasında ülkemizin bütün kıymetlerini bir araya getirebilen ve geleceğe bizi güçlü götürebilen bir anlayışı bugün insanımız memleketimize yansıtmaktadır. Bunu hep beraber görüyoruz. Elbette ki Tokat, ordu, bu hattın insanlarının İstanbul'a da çok büyük bir katma değeri söz konusudur. Katma değeri nasıl? Sadece ürettikleriyle, ekonomisine kazandırdıklarıyla değil, aynı zamanda değerlerini ayakta tutmasıyla beraber. Eğer konuşmamda da söyledim, eğer bugün İstanbul tüm değerleriyle ayakta tutuyorsa, İstanbul'u ayakta tutan ve Türkiye'yi ayakta tutan Anadolu'nun değerleridir. Bu değerlere sahip çıktığımız zaman, çıktığımız zaman bize top vursa yıkılmaz. Onun için birbirimizle birlik içerisinde kenetlenmiş bir vaziyette ve sıkıştığımız zaman dönüp zenginliklerine bakabilen, dönüp geleceğini hayal edebilen bir tabloyu ortaya hep beraber koymalıyız. Evet, Mustafa Adıgüzel'le devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ordu Milletvekili, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel dün mecliste bir konuşma yaptı ve gündeminde fındık vardı. Fındıkla ilgili de İtalya'nın dev şirketi var biliyorsunuz. Piyasanın hemen hemen tek hakibi gibi görünen ve piyasayı tekelleştirdiği söylenen bir firma var. O firmanın da Ordu'da bir entegre tesis kurmak için araştırma yaptığı, 60 dönüm yer aradığı söyleniyor idi. Mustafa Adıgüzel bununla ilgili bir çıkış yaptı ve eğer o firma Ordu'ya gelirse oradaki tüccarların, oradaki fabrikaların tamamını tüketir, kapısına kilit vurdurur dedi ve ekledi. Eğer dedi bir ülkede ve ilde ihtiyaç varsa yabancı sermaye oraya getirilmeli dedi. 10 binin üzerinde sadece Ordu'da insan işsiz kalacak. Cumhurbaşkanlığı Ferrero için Ordu'da arazimi arıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Şimdi bu sene 80 bin ton TMO fındık aldı. Ferrero aynı o fındığı kendi fındığı gibi görüyor. Hal böyleyken geçtiğimiz günlerde İtalyan firmasından yetkili Cumhurbaşkanlığı ilgili birimine gidip bir talepte bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı ilgili birimdeki yetkili de ismi bende var. Ordu'ya gidiyor. Ordu da bu firma adına 60 dönüm arazi arıyor. Ne için biliyor musunuz? Bu Ferrero ihracatçı birliklerinde var. Çikolata sanayinde var. Tarlada var. Biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi de kırma işine giriyor. Natural fındık işine, vagonculuğa, tüccarlığa soyunuyor. İtalyan çikolata şirketi için Ordu'da 60 dönüm arazinin bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından arandığını ifade eden Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığının ilgili birimindeki yetkili kişinin ismi bende var diyerek ortalığı fena karıştıracak sözler sarf etti. Değerli arkadaşlarım, Ordu'da 7500 işçi çalışıyor
Bu kırma sanayinde az sayıdaki fabrikada ihracatçı fabrikalar bunlar. 3000 kişi de manavlarda değil, 10.000'in üzerinde sadece Ordu'da insan işsiz kalacak. Bakın eğer bu Ferrero bu işe de Karadeniz'de girerse, Karadeniz'de artık ot bitmez. İhracat biter, manavlar biter. Yabancı yatırım bir ülkeye ancak orada o sektörde eksiklik varsa girmelidir. Ama yabancı yatırım gelip o ülkedeki yerli sanayi bitirmek için girmemelidir. Tütün böyle oldu. Bakın şeker böyle oldu. Fındık da böyle olmasın çünkü fındık milli bir davadır. Adı güzel fındık milli bir ürün. Eğer bu firma Karadeniz'de tüccarlığa soyunursa artık burada ot bitmez diyerek sert tepki verdi. Ve fındığı başka yerde yetiştirmek adına Ferrero, bakın Gürcistan'da fındık dikti, Balkanlar'da dikti, Şili'de dikti, Arjantin'de dikti, olmadı. Şimdi de fındığın ana vatanı toprağımıza göz dikti. Sevgili arkadaşlarım, şu anda ülkemizin 70 bin hektar, yani diğer bir deyişle 7 milyon metrekare vatan toprağı işgal altındadır. Çiftçiden sanayicisine demokrasinin kılıcı gibi durmaktadır. Ferrero piyasayı tehdit etmektedir. Piyasayı terbiye etmeye kalkmaktadır. Ferrero kendini terbiye etsin, piyasa kendi düzenini bulur. Bütün bunlar olurken Rekabet Kurulu ne iş yapıyor? Rekabet Kurulu'na daha önce defalarca başvurduk fakat bir ses çıkmadı. Yapılması gereken şudur. Derhal enerji piyasasındaki gibi EPDK, bankadaki gibi BDTK gibi FPDK, Fındık Piyasası Denetleme Kurulu acilen kurulmalıdır. Bu piyasadaki Ferrero terörüne son verilmelidir. Evet, tartışmalı bir konu aslında ve bu çok daha fazla konuşulacağı benzer. İle bu tarz firmalar muhakkak gerekli, entegre firmalar muhakkak gerekli. Var olan firmalar da var elimizde. Hükümetin bu anlamda rol üstlenip bu insanlara destek vermesi lazım. Tarım Bakanlığı'nın rol üstlenip bu insanlara destek vermesi lazım. Bizim de ham maddemizin bolca olduğu bir bölgede böyle entegre firmalara sahip olmamız çok zor olmamalı. Fındıkta eğer destekleme doğru kullanılırsa, doğru yerlere para aktarılırsa ben eminim ki bu firmalar çok çabuk yürürler. Zira bir tanesi Efil'deki firmayı biliyorsunuz aldı başını gidiyor. Çok daha öne açık gibi görünüyor. Biraz desteklenirse tabii dediğim gibi bu çok daha tartışmalara gebe bir konu. Bu firmayla ilgili Cem Şen Ocak açıklamalarda bulunmuş. Yerli sanayi fabrikalarının kapanmaya mahkum olacağını söylemiş. İtalyan firması Ferrero'nun fındık kırma tesisi kurmak istemesi üzerine Ordu'da arazi arayışında olduğu konuşuluyor. İş adamı Cem Şen Ocak, fındık kırma tesisi kurulursa yerli sanayi fabrikaları kapanmaya mahkum olur dedi. Eğer fındık kırma tesisleri veya fındık ticaretiyle ilgili bir yatırım düşünüyorsa bunun sakıncaları var. Bunun sakıncaları da şudur. Bir kere Ordu ilimizde çok fazla atıl fındık fabrikası, kırma fabrikası var. Mevcut arkadaşlarımız, yerli sanayicilerimiz, fabrikalar çok zorlanıyor. Yani ticaret yapmakta. Ferrero büyük bir dev. Yani onunla rekabet etme şansı yok. Ordu'daki fındık fabrikaları Türkiye fındığını 3,5 ayda kıracak kapasiteye sahipken bir de Ferrero gelirse bu yerli sanayi fındık fabrikaları tamamıyla kapanmaya mahkum olur. Alma, satma, depolama, kırma anlamında bir yatırıma ihtiyaç olmadığını aktaran Şen Ocak, çikolata fabrikası kurmak isterse başımızın üstünde yeri var dedi. Tabii fındık ticaretiyle uğraşan manav kesimi var. Ordu merkez olarak 200 ilçelerle birlikte 500 tane fındık ticaretiyle uğraşan manav arkadaşlarımız da tabii Ferrero ile rekabet etme şansı olmayacağı için ticari anlamda alma, satma, kırma, depolama anlamında bölgede böyle bir yatırıma ihtiyaç yok. Çünkü atıl bir kapasite varken buna gerek yok. Ancak bir çikolata fabrikası ürettiği o mamül ürünü yapmak üzere gelmek isterse Ferrero başımızın tacı, veli nimet böyle bakmak lazım. Ama dediğim gibi ticaret yapmak, almak, satmak, depolamak, kırmak için Ordu'da zaten çok atıl bir kapasite var. Türk fındığını, tüm Türkiye'nin fındığını 3 ayda, 3,5 ayda kıracak bir kapasite varken böyle bir niyetle gelmelerini veya yatırım yapmalarını bölgeye çok sağlıklı bulmuyorum. Tabii kendi kararlarıdır. Benim bu konuda söyleyebilecek.
Evet, yine fındıkla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Fındık biliyorsunuz serbest piyasada 18 liraya kadar yükselmişti. Ancak bugünlerde fiyatı 16-16,5 lira civarında seyrediyor. Tabi bu da vatandaşlarımızı üzdü. Zira hala elinde fındık olan üretici var. Onların beklentisi de fındığın 20 lira olmasıydı. Bakalım önümüzdeki günlerde fındık fiyatları nasıl şekillenecek? Geçtiğimiz haftalarda 17,5 Türk lirasına kadar yükselen fındık fiyatı bu hafta 16,5 Türk lirasından kapattı. Bir yükselen bir çıkan fiyatıyla kafaları karıştıran fındık fiyatı haftaya ne kadar olacak? Şimdi bu merak konusu. Karadeniz'in yeşil altını fındığın fiyatı peki ne kadar olmalı? Ordulu vatandaşlar fiyatın en az 20 Türk lirası olmasını istedi. 16,5 TL fındık bana sorarsan satmam ve denize atarım. Halk satar mı? Satmaz. Borcu var. Satamam. Ama bana sorarsan fındık 20 TL kardeşim. Niye? Bunun niyesini ben sana söyleyeyim. Yemeğe kaç lira verdi vatandaş? 120-130. Gübresi, ilacı, vesaire, şunu temizlemesi falan. Ona bedava. Fındık 20'ye çıkacak dedi. Fındık 20'ye çıktı. 20'den 18,5'a indi. Ben 18,5'tan verdim. Bu nasip kısmet. Fındık zaten devlet 16,5 mu açıkladı? Aşağı düşerse suç duyarım ama şimdi düşmediği için şu anda iyi. Devletin açıkladığı iyi ama artan bizim karımız. Altınordu Eski Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise 16,5 TL kötü bir fiyat değil. Ama fiyatlar yükselecek. Üreticiler her gün fiyatları kontrol etsin dedi. Tabii 16,5 lira fındık fiyatı tabii artı randımanla devam ettiği için üzerine bu sene de biliyorsunuz randımanımız fındıkta gayet iyi. Bu da artık 17,5 lira 18 lira dayanan bir fiyat ortaya çıkıyor. Fena bir fiyat değil. Tabii ki üreticinin elinde de fındık kalmadı esasen. Çok az bir miktarda kaldı. Bu da yine fiyatların yukarılara doğru işte havaların bozduğunda işte ilerleyen günlerde biraz daha yukarıya doğru çıkacağının işaretleridir. O yüzden bu fiyatların üzerine doğru her an çıkabilir. Üreticimiz de buna göre günlük takibi yaparsa bu fiyatlar üzerinden yukarıya doğru bu ibre gidecek inşallah. Evet, bu akşam tabelamız ayaklar baş olursa idi sevgili izleyenler ve dedik ki eğer herkes yerini bilmezse işler birbirine karışır, Arap saçı olur ve herkes yerinde saymaya, yerinde sayarken de kaybetmeye mahkum olur dedik ve şehrimizin şu anki tanımının da tam da buna uygun olduğunu belirtmek isterim. İstedim daha doğrusu anlatmaya çalıştım. Zira herkes bunun herhalde farkındadır. İş bilmeyen, yol yönden bilmeyen insanlar maalesef iş başındalar ve aksamayan bir yerimiz kalmadı maalesef. Ümit ederim ki bir an önce her şey yoluna girer diyelim ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile devam edelim. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kızılay ile ortaklaşa kan kampanyası düzenledi. Kan bağışı kampanyası düzenledi. Ancak bu bağışta Hilmi Güler yoktu. Ordu Kızılay Şubesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Olmasın. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik ve beraberindeki daire başkanları ve personeller de kan vererek kampanyaya destek verdi. Kan bağışı kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Atik, kan acil değil sürekli ihtiyaç diyerek tüm hemşehrilerimizi kan bağışına davet ediyoruz. Sağlık açısından da faydalı olan kan bağışı ile hem kendimize hem de ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza fayda sunmuş oluyoruz dedi. Güzel bir haber var sırada sevgili izleyenler. Türkiye'de ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan mobil trafik eğitim tırı Ordu'daydı. Öğrenciler minik araçlarla uygulamalı eğitim alırken hem eğlendiler hem de öğrendiler. Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği Kemerin Ses Getirsin projesi eğitim tırı Ordu'ya geldi. Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği protokolü çevresinde oluşturulan mobil trafik eğitim tırı Ordu'ya geldi. Gelen öğrenciler ile tır dışında uygulamalı, tır içerisinde ise Vali Settar Yavuz ile sözlü dersler verildi. Şuraya geçeceğiz. Peki ışıksız yaya geçidimiz varsa, yaya geçidimiz var ama ışık yoksa
Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda konumlandırılan mobil trafik eğitim tırı, 29 ve 30 Kasım 2019 tarihlerinde öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verecek. Vali Settar Yavuz da mobil trafik eğitim tırını ziyaret ederek öğrencilere verilen teorik ve uygulamalı trafik eğitimi yerinde inceledi. Verilen eğitimler ve yapılan uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vardır, hayvanlar vardır, bir de ne vardır? Karayolu vardır. O zaman şimdi trafiğin tanımını yapalım. Trafiğin insanların, hayvanların, araçların karayolu üzerindeki hareketleri ne diyoruz biz? Trafik. Etkinliğin sonunda emniyet müdürü ve etkinliğe katılan öğrenciler toplu fotoğraf çektirdiler. Şimdi kısa bir ara veriyoruz, sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şehrin parlayan yıldızı Karşıyaka'da lüks konut anlayışına yepyeni bir boyut getiriyoruz. Karşıyaka Çelebi 104, 10 blok 104 seçkin daireden oluşan proje, mimarisi, kapalı otoparkı, her anınızı keyifle geçireceğiniz sosyal donatılarıyla sizleri mutlu bir yaşama çağırıyor. Adliye, TABU Müdürlüğü, Sigorta Müdürlüğü gibi kurumlara yakınlığıyla da fark yaratan projede 150 metrekare normal daire, 225 metrekare dubleks daire seçenekleri siz sakinlerini bekliyor. Ramadanlar İnşaat. Temelinde güven var. Devam ediyoruz sevgili izleyenler ve Fatsa'ya uzanıyoruz. Fatsa'da organize sanayi bölgesindeki bir fındık fabrikasında yangın çıktı. Yangında Allah'tan can kaybı yaşanmadı. 15 tane işçi dumandan etkilendi ve dumandan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı. Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra evlerine gönderildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi. Alınan bilgiye göre ilçedeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikanın paketleme bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında 15 kişi dumandan etkilendi. Fatsa Devlet Hastanesi'ne başvuran 15 kişi tedavilerin ardından taburcu edildi. Evet, Ordu Valisi Seddar Yavuz da her ay düzenli olarak vatandaşlarla buluşuyor sevgili izleyenler. Ve vatandaşların sorunlarını, dertlerini dinleyip onları çözme noktasında uğraş veriyor. Birim amirlerini de bu noktada talimatlandırıyor. Bugün de yine Vali Seddar Yavuz'un misafirleri vardı. Herkesin taleplerini, sorunlarını dinledi ve çözüm noktasında birim amirlerine talimatlar verdi. Vatandaşlardan gelen en büyük talep işti. Bugün yine kurum müdürlerimizle beraber sizleri dinlemeye, ihtiyaçlarınızı, sorunlarınızı çözmeye gayret sarf edeceğiz. Ordu Valisi Settar Yavuz, sorun, sıkıntı, şikayet, ihtiyaç ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü toplantılarını sürdürüyor. Periyodik olarak düzenlenen Halk Günü toplantısından birisini daha gerçekleştiren Vali Settar Yavuz, toplantıya katılan vatandaşları tek tek dinledi. Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları tek tek not alan Vali Yavuz, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine de talimat vererek vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve taleplerine çözüm bulunmasını istedi. Orduya göreve başladığımız andan itibaren zaten binlerce kardeşimizi şu ana kadar dinlemiş bulunuyorum. Bu rakamlar 30 binleri buldu neredeyse. Ki bu Türkiye'de neredeyse ulaşılması, egal edilmesi neredeyse imkansız olan rakamlardır. Bizatihi benim birebir görüştüğüm insan sayısı bu seviyede. Dolayısıyla anlayışımız da zaten her bir vatandaşımız elinden sımsıkı tutmak, mümkünse risk oluşmadan onlara yardımcı olmak. Bütün amacımız bu. O yüzden de bir kez daha ümit ederim ki bugün de yine sizlerin sorunlarını, şikayetlerini çözme imkanımız, fırsatımız olur. Evet, sırada enteresan bir haber var. İlk izlediğimde ben de biraz şaşırdım. Herhalde dedim bizimkiler bizimle dalga geçiyorlar, şaka yapıyorlar zannettim. Kurbağa adamlar. Hiç duydunuz mu kurbağa adamları?
Evet, kurbağa adamlar varmış denizde, kurtarma timleri. Bunlar denizin altında değil, denizin üstündeki kurtarma pozisyonlarında var olan insanlarmış. Ve bugün Samsun'da fırtınadan sürüklenen, aşağı doğru sürüklenen bir tekneyi kurbağa adamlar kurtarmış. Samsun'da fırtına nedeniyle açığa sürüklenen teknedekiler kurtarıldı. 72 yaşındaki Sezer Çatan'la 69 yaşındaki Mehmet Özünal, İlkadım ilçesindeki balıkçı barınağından küçük balıkçı teknesiyle Karadeniz'e açıldı. Balık çalışan motor çalışmıyor. Belki de açılmıyor. Teknenin motorunun arızalanması ve fırtına nedeniyle açığa sürüklendiklerini fark eden balıkçılar durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli kurbağa adamlar botla denize açılarak teknenin yanına gitti. Balıkçı teknesi halat yardımıyla kıyıya çekildi. Balıkçılar işlemlerinin ardından teknelerini barınağa götürdü. Çatan yaptığı açıklamada balık avladıkları sırada motorun arızalandığını belirterek korku dolu o anları anlattı. Motor çalışmayınca balık tutuyorum. Balık çalışan motor çalışmıyor. Belki de açmıyor. Ya dedim de bir kürek atıyoruz, 10 kürek geri gidiyoruz. Bu arkada yine yakalandı, çıkamadık ki. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah olmazsa zaten bizi alıp getirirdi. Rusya'ya doğru gidiyor. Evet, sırada Adana'dan bir haber var sevgili izleyenler. Adana'dan bir gasp haberi var. Bizimle ne alakası var diyeceksiniz. İzleyin görün o zaman. Adana'da parkta oturan iki kişinin akıllı cep telefonunu tabancayla tehdit ederek gasp ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Gülpınar Parkı'nda amca çocukları Adem, Yusuf ve Serkan Dayan birlikte vakit geçirdikleri esnada yanlarına biri silahlı 3 kişi geldi. Şüpheliler tehdit ettikleri kuzenlerden Yusuf ve Serkan Dayan'ın cep telefonlarını gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yaklaşık 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekip, şüphelilerden birinin bölgedeki bir cep telefonu bayisine girdiğini tespit etti. Ekip görüntülerden zanlının çaldığı cep telefonlarından birini şarj edip Barbaros Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. İşgali belirlenen zanlı ekiplerin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin E.'nin eylemi birlikte gerçekleştirdiği iddia edilen arkadaşları Abdullah B. ve Ö.G. de adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Çalınan telefonlardan birini zanlıların kırıp attığı, diğerini ise Hüseyin E.'nin bir süre kullanıp sattığı bilgisine ulaşıldı. Ekip satılan telefona el koydu. Zanlılardan Hüseyin E.'nin ifadesinde olaydan bir süre önce Ordu'ya fındık toplama işinde çalışmak için gittiğini ve burada bir genç kızla tanışıp arkadaş olduğunu, Adana'ya döndüğünde kız arkadaşıyla görüntülü görüşmek istediğini ancak tuşlu cep telefonuyla bunu yapamayınca arkadaşları Abdullah B. ve Ö.G. ile akıllı telefon gasp etmek için plan yaptığını söylediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Evet, Karadeniz'den bir haberimiz var sevgili izleyenler. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi kara lahananın biliyorsunuz son günlerde söylentisi oldukça yüksekti. Genetiğinin değiştirildiği dedikoduları vardı ve ürünün Ordu üretimi olmadığı noktası üzerinde çok fazla söylenti çıkmıştı. Bununla ilgili Haluk Şensoy konuştu. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy ve kara lahananın tehdit olmadığını söyledi. Karadeniz sofralarını süsleyen ve çorbaların vazgeçilmezi olan kara lahananın da genetiği değiştirildi mi? Marketlerde ve pazar tezgahlarında satılan kara lahanalar Ordu ürünü olmayabilir. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy TV52 mikrofonlarına konuştu. Gördüğümüz bizim pancar dediğimiz bilinen kara lahananın şeklinin biraz değişmiş olduğu bizler tarafından da kamuoyu tarafından da gözlenmiştir. Ordu'nun en çok tüketilen sebzelerinden biri olan kara lahana, yani bizim tabirimizde pancarın genetiği değiştirildi mi? Ziraat mühendisi Haluk Şensoy kara lahanada herhangi bir sorun olmadığını, yemiş olduğumuz lahanaların Bafra'dan geldiğini belirtti. Neydi? İşte GDO'lar vardı, genetiği değiştirilmiş organizmalar falan. Vatandaş acaba ne oluyoruz? Pancarımız da mı değişti? Kirletildi diye veya dışarıdan gelen tohumlarla üretilen
mesela İsrail menşeli tohumlardan mı üretiliyor gibi haklı olarak sorular soruluyor. Ama kesinlikle halkımız dışarıdan da gelse, kendi ürettiğimizden de olsa karalahanamızda bir sıkıntı yoktur. Zaten bizim kara pancarımızın da, kara lahananın da zaten şekli, boyutu, cinsi belliydi. Alışılagelmiş bir şekli vardı. Ama şu an tezgahlarda, özellikle ovalarda, özellikle Bafra Ovası'nda yetişen daha farklı bir kara lahana piyasaya girdiğinden bizler, vatandaşımız gördüğünde acaba ne oluyoruz? Bu şekil mi değiştirdi? Acaba sıkıntı mı var? Gibi sorularla yüz yüze kaldık. Şensoy, üretim modeline geçilmesi lazım. Tüketim modelinde durumu biz gördük. Hep beraber tecrübe ettik. Köydeki oturan vatandaş bile ihtiyacını marketten karşılıyor. Üretim modeline geçtiğimizde herkes kendi yiyeceğini, içeceğini genel olarak kendisi üretecektir ifadesinde bulundu. Üretimimiz gerçekten düşmüştür. Bu da ülkenin ekonomik modeliyle alakalıdır. İnşallah üretim modeline geçilir. Coğrafyamız zaten çok değerlidir. İnsan dikseniz insan yetişir. Onun için model, üretim modeline geçtiğinde bu sıkıntıların hiçbiri de kalmayacaktır. Herkes kendi yiyeceğini, içeceğini genel olarak kendisi üretecektir. Evet, Sağlık Bakanlığı'ndan müjdeli bir haberimiz var. Sırada sevgili izleyenler, Sağlık Bakanlığı demişken de bugün aslında çok enteresan bir haber öğrendik ama vakit darlığından dolayı haberi yetiştiremedik maalesef. Pazartesi günü inşallah size detaylarını vereceğim. Özel bir hastanede tedavi gören bir vatandaşımız hastanenin hatasından kaynaklanan bir sebeple maalesef hayatını kaybetmiş. Akyazı'da oldu bu olay. Pazartesi günü daha detaylı bir şekilde vereceğim size. Aslında şunu da söylemek istiyorum bu vakadan dolayı. Sağlık Bakanlığı'ndaki atamalar çok önemli. Hemşire bile olsa çok önemli. O yüzden burada lütfen kayırmaydı, torpildi, birilerinin yakınıydı gibi eleman alımları yapmayın. Çünkü bakın, insan hayatına mal olan durumlar var burada. O yüzden hak eden kimse, bu işi bilen kimse, yapabilecek kimse, sonuçta bu hizmet sektörü ve herkesin yapabileceği bir iş değil. Kimin psikolojisi buna dayanıklıysa lütfen o insanları ince eleyip sık dokuyarak görevlendirin, atayın. Herkesin de ekmeğe ihtiyacı var ama o kesim biraz fazla hassasiyet gerektiren kesim. Dönelim Sağlık Bakanlığı haberimize. Sağlık Bakanlığı Aralık ve Şubat ayında iki dönemli olarak toplamda 17.689 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Alım sürecini hemen başlatıyoruz. 7.525 hemşire, 2.182 ebe, 6.951 sağlık teknikeri teknisyeni alınacak dedi. Personel alımları Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atamalarla ilgili yaptığı açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini verdiği 17.689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız. 7.525'i hemşire, 2.182'si ebe ve 6.951'i sağlık teknisyeni olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyoloji, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17.689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağı sözlerini aktardı. Ünye'den bir haberimiz var sevgili izleyenler. Bir Hakan Yıldız haberi. Ünye Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi. Taflancık Mahallesi'nde yol açma çalışmaları devam ediyor. Tabii uzun zamandan beri yol bekleyen vatandaşlar da mutlu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatı ile Taflancık Mahallesi'nde yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşım alanlarında sorunları bizzat yerinde tespit eden başta Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ve Fen İşleri Müdürü Orkun Oral yol medeniyettir anlayışı ile mağduriyet yaşanan alanlarda kapsamlı bir çalışma sürdürüyor. Ünye Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden mahalleler arası ve mahalle içlerindeki ulaşım olmayan yolların sorununu çözmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Mahalle içerisindeki ve mahalleler arasındaki bölgeleri birbirine bağlayan Ünye Belediyesi yapmış olduğu bu çalışma ile gönülleri de birbirine bağlamış oluyor. Vatandaşlarsa çalışmalardan gayet memnun ve devletin ilgili kurumlarının yanlarında olmalarından çok mutlu. Bu yol mahallemiz için çok gerekli bir yoldu. Burayı sebep olan Ünye Belediye Başkanı, Başkan Yardımcımız, Felişlerimiz üzerimizde sonsuz teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Görüldüğü gibi burası Hizarbaşı Kumarlı ile Tavlancık Mahallesi arasında tarihi İpek Yolu. İpek Yolu. Evet. Burası tarihi İpek Yolu diyor. Daha önce burada Niksar'dan, Akkuş'tan ayrı vatandaşların bu yoldan gelip gidiyorlardı Ünye'ye. Şimdi biz burayı açmak bize nasip oldu. Sebep olanlardan Allah razı olsun diyoruz. Evet, bir yol haberi de Altınordu Belediyesi'nden sevgili izleyenler. Cumhuriyet Mahallesi'nde uzun zamandır çözüme kavuşturulmayı bekleyen bir yol sorunu vardı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bu yol sorunu Altınordu Belediyesi'nin gayretli çalışmalarıyla son buldu. İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik parolasıyla çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, insan odaklı hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Ulaşım alanında sorunları tespit eden Altınordu Belediyesi, yol medeniyettir anlayışıyla mağduriyet yaşanan alanlarda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Köy Mahallesi'nde mahalle merkezi ile bağı olmayan ve ulaşımın binbir zorlukla sağlandığı hanelerin bu mağduriyetinin giderilmesi için Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatı ile Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler mahalle merkezine ulaşımı olmayan vatandaşların sorununu çözmek amacıyla yol açma ve genişletme çalışması yapıyor. Gece gündüz demeden süren çalışmalara mahalle halkı da büyük destek veriyor. Mahalle içerisindeki bölgeleri birbirine bağlayan Altınordu Belediyesi aynı zamanda yaptığı çalışma ile gönülleri de birbirine bağlamış oluyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde geçmişten bugüne yapılan yol açma çalışmalarını değerlendiren Cumhuriyet Köy Mahallesi Muhtarı İmdat Kara, yıllardır insanların binbir zorlukla evlerine ulaştıklarını, bölgede açılan yolun mahalle halkı adına çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Köyümüzün şehre uzaklığı ortalama 25 kilometre ama insanlar buraya geldiği zaman da evine ulaşabilmesi için 35 kilometre daha yolda ulaşıp evine geliyorlar. Ama bizim şu andaki yani belediyemizden, devletimizden Allah razı olsun yani sağlamış olduğu bu imkanlar doğrultusunda 2 kilometrelik bir kısa yolla şu anda vatandaş evine rahat gidebilecek. Mahalle sakinleri de yapılan hizmeti yıllardır beklediklerini belirtirken yola kavuşmanın da sevincini yaşadılar. El birliğiyle, köy birliğiyle, millet birliğiyle yolumuzu kavuşturuyoruz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanına, kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi yolumuz kavuştu. Belediyemize, hükümetimize Allah razı olsun. Şimdi bir iki kilometreyle bahçemize gidip rahat gidip geleceğiz. Gidemiyorduk. Hayvanlara gidip taşıyorduk. Zahmet çekiyorduk. Sevgili izleyenler, İstanbul'dan güzel bir haber var. Bizleri mutlu eden bir haber var. Zira hep söylüyoruz. İstanbul'da da Türkiye'nin her yerinde de hem siyasette hem de bürokraside hem şehirlerimizin iyi yerlerde görev alması lazım. Buna da bizim siyasilerin yani önde gelen siyasetçilerimizin hepsinin destek vermesi, bu insanların ellerinden tutması lazım. Artırabildikleri kadar da sayılarını artırması lazım. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür ederim. Çünkü daha önce biliyorsunuz Fevzi Ünal'ı İSKİ'de görevlendirmişti. İSKİ'de daire başkanı yapmıştı. Şimdi de hemşehrimiz Onur Soytürk İstanbul İmar AŞ'nin genel müdürü oldu. İstanbul İmar İnşaat AŞ'nin genel müdürlüğü görevine salı günü itibariyle başladım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim kadrosuna yeni bir isim katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğü görevine Ordulu Onur Soytürk'ü atadı. Bu kapsamda Ataşehir Ordulular Dernek Başkanı Ertuğrul Köleoğlu ve İstanbul İSKİ Avrupa Su İsale ve Daire Başkanı Fevzi Ünal, Soytürk'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Fevzi Ünal, Soytürk'ün şehir plancılığı noktasındaki deneyimlerini İstanbul'a aktaracağından şüphesi olmadığını söyleyerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Gerçekten ordu örgütlenmesinde sivil toplum örgütlerinin her kademesinde görevleri var.
kendisini kutluyoruz. Kendi esas mesleği olan şehir plancılığı noktasında da kendi deneyimlerini İstanbul Büyükşehir'imize aktaracaktır. Ataşehir Ordulular Dernek Başkanı Ertuğrul Köneoğlu ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederken Onur Soytürk'e de görevinde başarılar diledi. Daha bu değerlerimizin çoğalmasını diliyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu'na ben teşekkür ediyorum. Bu yetki ve görevlerinden dolayı sorumluluğu duygusuyla gerçekten olmazsa olmaz iki tane değerimizi güzel bir görev verdi. Biz sonuna kadar güveniyoruz kardeşimize. Soytürk'se ziyaretlerinden dolayı Köleoğlu ve Ünal'la birlikte yönetimine teşekkür etti. Bugün ziyaretime benim ailem Ataşehir Ordular Derneği geldi. Orduluk kimliğinden sonra en önemli kimliğim olarak görebileceğim Ataşehir ilçesindeki orduluları bir araya toplayan derneğimiz üyelerine şimdi burada sizlerin yanında da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beni çok gururlandırdılar. İlk ziyaretime gelenler de onlar oldular. Çok teşekkür ederim kendilerine. Sevgili izleyenler, Doğu Karadeniz'le ilgili bir haberimiz var. Sırada biliyorsunuz Doğu Karadeniz deyince akla ilk gelen yeşil ve mavinin buluştuğu harika bir doğa, harika bir güzellik. Doğasıyla, kültürüyle herkesin dikkatini çeken, yaylasıyla, deniziyle bir bütün olmuş mükemmel yerler. Ve gelen herkes de buralardan dönmek istemiyor. Peki Doğu Karadeniz'de 20'nin üzerinde müze olduğunu biliyor muydunuz? Haberlerimizde detaylarını verelim. Karadeniz'in zamanı tanıklık eden müzeleri geçmişi gelecek kuşaklarla buluşturuyor. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon ve Samsun'da 20'nin üzerinde müze yer alıyor. Karadeniz'in yaşam tarzı, tarihi, yöresel mimarisi, inançlar, yemek kültürü gibi birçok unsura ışık tutan müzeler yıl boyunca ziyaret edilebiliyor. Birçoğu asırlık binaların restore edilmesiyle oluşturulan müzeler ziyaretçilerine Karadeniz'de zamanda yolculuk yaptırıyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen Karadeniz Kültür Envanteri Projesi kapsamında müzelerin her biri de kültür envanterine eklendi. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi, yaptığı açıklamada Karadeniz Kültür Envanteri Projesi'nde ayrı başlık olarak müzeleri incelediklerini söyledi. Bölgede var olan mevcut müzelerin bir envanterine de çıkartmak amaçlı bu çalışmaya dahil etmiş olduk. Müzeler neden önemli? Müzeler yaşayan bir kentin ruhunu yansıtan organlarıdır. Yani organlarından bir tanesi. Artık müzeoloji bir bilim olarak kabul ediliyor. Kültür anlamında, müze anlamında, müzecilik anlamında hem modern müze anlayışı hem de klasik müze anlayışının bölgedeki mevcut durumunu ortaya koyabilmek için bu çalışma yapmak durumundayız. Müzelerin yaşayan bir kentin ruhunu yansıtan organlarından biri olduğunu ifade eden Mengi, artık müzeoloji bir bilim olarak kabul ediliyor. Kültür anlamında hem modern hem de klasik müze anlayışının bölgedeki mevcut durumunu ortaya koyduk. Çalışma kurulacak yeni müzelere de bir altlık olsun istedik dedi. Müzeler bölümünde müze biliyorsunuz bölgenin hem modern anlamda yaşama biçimini de sergileyebilen, geçmişten bugüne kültürü taşıyıcı bir organizma. Bu organizmayı keşfetmiş olacak ve Karadeniz'e özel, Karadeniz'e özgü kültürün yansımasını görebilecek. Geçmişten bu yana arkeolojik anlamdaki müzelerde de bölgenin geçmişini keşfedebilecek, bölge hakkında bilgi verebilecek doneler sunan bir yapı olarak düşünüldüğünden dolayı mutlaka bu müzelerin işlenmesi gerekiyordu ve bu proje kapsamında da özel bir başlık açarak işlemiş olduk. Paşaoğlu Konağı 1986 yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından yaptırıldı.
Restorasyonlarla 1987 yılından itibaren müze olarak hizmet vermeye başlayan konağın birinci katında etnografik eserler sergileniyor. Bu bölümde yörenin geleneksel yaşamını ve kültürünü yansıtan objeler, silahlar, takılar, kadın ve erkek giysileri sergileniyor. Geleneksel yaşam alanlarını yansıtmak üzere düzenlenen ikinci katta masa ve sandalyelerle oturma grubu bulunuyor. 19. yüzyıl yaşantısının yansıtıldığı konakta paşa nine odası, günlük oda, misafir odası, yatak odası ve yüklükler yer alıyor. Evet, güzel bir konser haberimiz var sırada sevgili izleyenler. Aslında şehrimiz biraz sessiz bir şehir. Hani Perşembe gibi gerçekten sessiz şehir unvanına herhalde biz de yavaş yavaş layık olacak gibiyiz. Ezan ve sela dışında maalesef ses çıkmayan bir şehirdeyiz ve bu konserlerin sayısının artması lazım. Dün akşamki gibi ve çok daha fazla konserlerin, biraz daha gençlere hitap eden, genel kitleye hitap eden konserlerin sayısının artması lazım. Bu anlamda Kültür Müdürlüğü'ne, Kültür Müdürlüğü biliyorsunuz orada uzun yıllardan beri aynı isim tarafından yönetiliyor ve Büyükşehir'deki Kültür Daire Başkanlığı'na çok iş düşüyor. İnsanlarımız, gençlerimiz biraz neşelensinler. Bu anlamda biraz organizasyona doğru adım atsın bu kurumlar ki şehrimizin biraz sesi çıksın. Hem medya olarak hem de gerçekten eğlensinler, dışarı çıksınlar. Belki kış geldi ama en azından yaz için bu planlamayı muhakkak yapmalısınız diyelim. Ve haberimize dönelim. Ensar Vakfı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Kalbe Düşen Ezgiler konseri izleyicilerden tam not aldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde İsa Efe'nin sunumuyla Kalbe Düşen Ezgiler isimli konser düzenlendi. Evet sevgili misafirlerimiz, güzel bir programda huzurlarınızdayız. Güzel olacağından eminim çünkü salonu hınca hınç doldurmuşsunuz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Bendeniz İsa Efe. Konsere Ordu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Olgun Küçük, Ordu Üniversitesi Rektörü Ali Akdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, çok sayıda öğrenci ve davetliler katıldı. Ordu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Ensar Vakfı'nın Ordu Temsilcisi Başkanı Olgun Küçük, öğrencilere "Siz bizim geleceğimizsiniz, sizi her konuda destekliyoruz" dedi. Büyüklerimiz sizi destekliyorlar. Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Dolayısıyla sizleri her konuda destekliyoruz. Bu programı da Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber birlikte organize ettik. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, İl Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençler sizlerin huzurunda. Ordu Üniversitesi Rektörü Ali Akdoğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik için bir şans olduğunun altını çizdi. Muhterem Cumhurbaşkanımız diyeceğim. Türkiye için, bu millet için, gençlik için bir şans. Bugün gençlerle, arkadaşlarla, bu işin içinde olanlarla konuştuk. Gerçekten öğrencilerimiz şu anda ayda 500 küsür lira kredi, burs, her neyse yurtlarıyla ordumuza, sayın müdürümüze teşekkür ediyorum. Vakıflara teşekkür ediyoruz. Siyasilere teşekkür ediyoruz. Hakikaten Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Konuşmaların ardından başlayan konser izleyicilerden büyük ilgi gördü. Evet, bu haberle beraber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler ve bültene başlarken tabelada demiştik ki ayaklar baş olursa, çirkin de bir resim koymuştuk. Ama bu çirkinlikten ne kadar kendini ifade edebilme yeteneği çıkıyor ise baş olan ayaklardan da ancak böyle bir yönetim çıkabilir. O yüzden bir an önce şehrin toparlanması lazım. Herkesin görev mecrası neresiyse ait olduğu yerde işini, hizmetini yapması gerekir diyelim. Aksi takdirde böyle çirkinliklerle karşılaşmamız çok mümkün olur diyelim ve bültenimizi sonlandıralım. Pazartesi günü tekrar görüşebilmeyi ümit ediyoruz. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.
TV52 ekranlarından iyi akşamlar. Ben Volkan Deniz. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızdayız. Ordu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Ordu Spor 1967 haftayı bay geçmesine rağmen çalışmalarına devam ediyor. Ordu 1. Amatör Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Ordu Spor 1967 bu haftayı bay geçmesine rağmen çalışmalarına devam ediyor. Hafta sonu konuk olduğu Fas'a Yaşamspor'u farklı mağlup ederek rakiplerine ciddi gözdağı veren Ordu Spor 1967 işini sıkı tutuyor. Teknik direktör Şükrü Bekiroğlu önderliğinde çalışmalarına devam eden Mor Beyazlar, Kabadüz Belediyespor maçından da galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Antrenmanın ardından TV52 mikrofonlarına konuşan antrenör Mahmut Lanbaş, 5'te 5 yapan takımımı, bize destek veren yönetimi ve ekibi kutluyorum. Zamanla daha da gelişim gösterecek bir ekibi sözlerini aktardı. 5'te 5 yapan takımımı, bize destek veren yönetimi ve bütün ekibi kutluyorum. Kısa zaman içerisinde oluşan bir yapı. Tabii zaman içerisinde eksikleri tamamlanarak tamamlanacak bir oluşum içerisindeyiz. Çocuklar özveri içerisinde 5'te 5 yaptılar. Oynadığımız rakibimiz kendi sahasına alışık Fas'ta ilk sahanın handikaplarını bilen bir yapıya sahipti. Sahanın küçük oluşu ve zeminin kötü oluşu ister istemez bizim bazı oyuncularımızda ufak tefek hasarlar yaptı. Onunla ilgili tedaviler devam ediyor oyuncularımızın. Biz yola şampiyonluk parolasıyla çıktık. İnşallah bizleri Allah mahcup etmez. Ortaya koyduğumuz performanstan memnunuz ama daha bunun üzerinde olmamız gerekiyor. Bir takım eksiklerimiz var. Çalışıyoruz. Çalışarak onları giderme gayretindeyiz. Futbolculardan Necdet Apaydın ise lige inanmış ve güçlü bir kadroyla başladıklarını aktarırken bundan sonraki süreçte galibiyetleri de gol yemeden almak istediklerini aktardı. Zaten lige güçlü bir kadroyla başladık. Hedefimiz vardı her zamanki gibi şampiyonluk olarak. Sezon başından beri de şu an 5 maç oynadık. Şu ana kadar gol yemedik. Bunu sadece stoperlerin veya kalecinin performansı olarak değil de takım savunmasının performansı olarak yorumlamamız daha doğru olur. Doğru bir iş yaptığımıza inanıyorum şu ana kadar. İlk 5 haftada gol yemediğimiz için tabii ben savunma oyuncusu olarak da mutluyum ayrıca. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem galibiyet alarak hem de gol yemeyerek devam ederiz. Kaptan Savaş Benli ise arkamızda duran taraftarın desteğiyle sezon sonu ipi göğüslemek istiyoruz sözlerini aktarırken gol yemeden bu haftaya kadar gelmelerini ise savunmada kurulan iyi iletişime bağladı. Güzel bir takım oluşturduk. Genç, istekli. Zaten geçen sene de şampiyon olmuştuk. Ama çıkış maçını da kaçırmıştık. İnşallah yarım kalan işimizi tamamlamak istiyoruz. Arkadaşlarımızın da özveri davranışından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Arkamızda taraftar var. Güzel bir yapılandırma oluşturduk. Hocalarımız olsun, yönetimimiz. Güzel gidiyor. İnşallah tamamlayacağız. Mutlu sonla tamamlamak istiyoruz. Spor tesisleri konusunda eksiklikleri bulunan ilçelerden birisi olan Fatsa'da spor tesisi konusunda ihale yapılıyor. Ordu'nun birçok ilçesinde ilçe spor tesisleri konusunda yaşanan eksiklik oldukça göze çarpıyor. Futbol başta olmak üzere spor dalları üzerinde eksiklik yaşayan Fatsa'da 2 Aralık'ta önemli bir ihale yapılacak. Fatsa ilçe stadını kullanan Fatsa Belediyespor, amatör spor kulüpleri için bu tesisi açmasına rağmen amatör kulüpler kendileri için tesis bekliyordu. Kulüp odaları, soyunma odaları, sentetik zemin yenilemesi ve ışıklandırma gibi düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlayan ihale 2 Aralık'ta yapılacak. Ordu 1. Amatör Lig'de derbi tadında bir maç bizleri bekliyor. Ulubey Belediyespor ile Gülyalı Turnasuyu Spor karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Gülyalı Turnasuyu Spor Teknik Direktörü Mümin Sarı önemli açıklamalarda bulundu. Bu sezon oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak 12 puan toplayan Gülyalı Turnasuyu Spor'da Teknik Direktör Mümin Sarı önemli açıklamalarda bulundu. Bu hafta grubumuzun bizim gibi iddialı takımlarından olan Ulubey Belediyespor'la önemli bir maç oynayacağız. İdmanlara salı günü başladık. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Oyuncularımın isteği, arzusu bence bizi 1-0 önde başlatıyor. Kesinlikle Ulubey'den istediğimizi alarak döneceğiz. Biz değil, rakipler düşünsün sözlerini aktardım. Öte yandan Ulubey Belediyespor, Gülyalı Turnasuyu Spor karşılaşması 1 Aralık 2019 Pazar günü saat 13.00'da Ulubey ilçe sahasında oynanacak. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızda olduk. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.